Herkese merhaba. Kanal No 16 ve Bursa Spor X taraftar sayfalarının katkılarıyla hazırlanan programımızda misafirimiz Kaptan Ömer Erdoğan. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle çok fit görünüyorsun. İlk teşekkür Maşallah. Yüz göz zaten yakışıklı sağ adamsın. Çok teşekkür fiziğini de çok... Korumaya çalışıyoruz. Spora devam işte. Devam, spor zaten tutkum var evet. Şu an tenis oynuyorum. Tenis sık fitness'e salonuna gidiyorum işte. Bir şekilde kendime dikkat etmem gerekiyor. Evet, bir de maalesef bazı örnek hoca arkadaşlarımız var. Hı-hı. Futbolculuk döneminde hep insanların hani fit olarak aklında olup ama hı-hı, futbolu bıraktan hocalığa adım attığında aşırı derece kilo alan, fitliğinden hı-hı, çok şey kaybeden evet, örnekler var. Ben öyle olmak istemiyorum. Hocalıkta yaparken oyuncularıma bir örnek teşkil evet, etmek evet, istiyorum. Evet. Oyuncularım da desin ki ben de çünkü kendimi o dönemle kıyaslarsam çalıştığım hocam beni fit görünürse diyordum bak ne güzel bir görüntü hani sağ hı-hı, kenarında işte takım elbiseyle veya evet, şofmanlar evet, veya antrenmanda işte hem görünüş olarak hem de bugün futbolda artık zaman zaman antrenmanlarda antrenörlük yaparken oyunu durdurup örnek bir hareket göstermeniz gerekiyor. Onu da yapabilmek lazım. Onu da yapmanız evet, gerekiyor. Evet, yani. Evet, aynen. Benim düşüncem böyle ama tabii diğer hocalar şimdi onlara da saygısızlık yapmak istemiyorum. Yok. Fiziksel anlamda belki sonra işte daha farklı hale dönen hocalarımız var. Ama herkes kendine... Kimisi yaşam tarzı haline tabii getiriyor. Yaşam tarzı. Böyle... Ben böyle işte bir süre bakabildiğim kadar devam etmek istiyorum. Ve sporu çok seviyorum. Hem evet, sağlık açısından evet, diyorsun, hem de böyle daha fit görünmek, sizlerden böyle iltifat almak hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Şimdi zor bir zamana denk geldik aslında program evet, olarak. Yani Bursa Spor'un çok kötü bir döneminden denk getirdik evet, programı. İnşallah daha güzel zamanlarda da tekrar program yaparız. Biraz böyle acılı geçecek program evet, ister istemez. Taraftarların soruları var. Evet. Gerek senin şahsına özel sorular var. Gerekse genel bu sıkıntılarla alakalı. İstediğin sorulara cevap verebilirsin. Tabii. Vermeyebilirsin. Şimdi, seni de anlayayım. Ben de daha iyi bir konumu, daha iyi bir zamanda gelip evet, burada daha keyifli bir program yapmak evet, isterdim. Evet, evet. Şu dönem sağ olsun medyadan arkadaşlarımız çok davet ediyor işte gel diyor konuşalım. Ben de açıkçası içimden gelmiyor şu an konuşmak. Çünkü televizyona çıkıp burada olmayan şeylere veya farklı bir şeyleri anlatmak açıkçası bana yakışmaz. Arkadaşlara da dedim ki inşallah bir an önce toparlarız. Rahat İnşallah. Bir şekilde o zaman gelirim. Ama bu konsept çok farklı bir konsept. Evet, evet, evet. Taraftarlar sağ olsun sabahtan beri ben de takip ediyorum. Çok güzel soruları var. Çok güzel yorumları var. Evet. Ben gerçekten bunları okurken ne kendimi çok şanslı hissediyorum. Demek ki bolcuk dönemde sırf futbolumla değil kişiliğimle de insanları kendime bir şekilde değil, sevdirmişim ki insanlar o kadar çok güzel yorum yapıyor. Tüylerim diken diken çok mutlu oluyorum. Eşim de takip ediyor. Eşim de gerçekten çok seviniyor. O kadar sevgiyi insanlardan almak gerçek benim üzerime daha çok yük indiriyor ama bunu severek taşıyorum. Sevginin sebebi şimdi kaptan diye bir deyim var. O kaptan deyiminin içini tıka basa dolduruyorsun. Yani o dönemlerde de her şeyle tamamıyla doldurdun. Yani futbolculuğunla, oyununla, takıma katkınla, saha içindeki organizasyonlara müdahalenle, dışarıdaki yine o aile birliğini kurmak. Çünkü ben o dönem hatırlıyorum herkes aile gibiydi ve bunun direkt başını çeken isimlerden biri sendin. Evet. Kısacası insanlar da bunu görüyor. Dışarı evet, yansıyor. Gördüğü için de hala burada Bursa Spor'u bırakmışsın. O işler bitmiş ama hala da insanlar sana evet, kaptan diyor. Gerçekten evet, seviyor. Ufacık bir paylaşımımızda bile yüzlerce soru gelebiliyor. Ya direkt bu soruları geçelim tamam, mi? Ben de onu diyecektim. Tamam. Çok soru var. Evet. Elimizden geldiği kadar insanların, taraftarlarımızın sorularını cevaplamaya çalışacağız. Ama arada unuttuğumuz veya cevaplayamadığımız evet, evet, olan evet, olursa evet, kusurumuza bakmasınlar, özür dileriz ama dediğim gibi çok sağ olsun çok ilginç sorular da var arasında. genelde şimdi medyaya, televizyona, programlara, yerel kanallara çıkınca aşağı yukarı hep aynı sorular soruluyor. Evet, evet. Ama bu okuduğum sorulardan çoğu böyle evet, çok farklı merak eden taraftarlarımızın evet, benimle ilgili özellikle evet, meraklıları var. Onları inşallah gideriz. İnşallah. Bursa Spor taraftarı her i̇nşallah, zaman olduğu gibi inşallah, burada da farkını belli kesinlikle, etmiş. Yani. Şimdi Yusuf Aydın 1963 şampiyonlukla ilgili atılan iftiralar hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bu gerçekten son... üzülerek takip ediyoruz. Evet. Gereken cevabı zaten kulübümüz verdi. Biz de evet, biz de kendi sanal şeylerimizden hı, cevaplamaya çalıştık ama yani cevaplamaya gerek bir şey yok. Çünkü yok, evet, komik yani açıkçası. Evet, evet, evet. Gündemi farklı şeylerle meşgul ediyor. Herkes evet, kendi bence işine baksın. Biz tertemiz şampiyon olduk. Aynen öyle. Biz o sene bütün rakiplerimiz, bütün İstanbul kulüplerini kendi statlarında yendik. Tamam mı? Evet. Hiçbir maçta böyle hakem hatasından puan aldığımızı bir daha düşünüyorum. Evet, gerçekten canla başla çok zor şartlarda çok büyük bir iş başardık. Hani bunu da bir şekilde böyle yanlış haberlerle işte yanlış şeylerle şey yapmak. Ya haber bile değil ya. Bir yani ülkede moda olmuş. Evet, aynen ülkede öyle, moda olmuş. Şimdi bir yerde yanlış yapan hemen evet, işte evet, bir paralel devleti bir yere bağlıyorlar. Her şeyi oraya bağlıyorlar. Maalesef insan aynen, insanlar evet, maalesef ama onlara zaten inanmıyor. Yok, akıllı evet, insanlar. Evet, evet, aklı başında olan insan zaten buna evet, gülüp geçiyor. Sizler şahit, taraftarımız şahit. Biz özellikle şahit. Ne kadar
kadar bütün Türkiye şahit. Ne kadar zor bir şey başardığımızı ve gerçekten çok düzgün bir şekilde yaptığımızı herkese zaten gösterdik. Aynen öyle. Aynen öyle. Biz açıkçası o sene şampiyon olduğumuzda çoğu insan işte çoğu Anadolu kulüpleri falan çok sevindi falan diyorlar ama ben çok açıkçası buna inanmıyorum. Çünkü biz özellikle tabii ki sahada mücadele olacak ama biz özellikle son haftalar işte liderlik durumuna geldiğimizde oynadığımız Anadolu kulüpleri inanılmaz canla başla mücadele ediyor. Yani evet, farklı bir mücadeleydi. Evet. Aldıkları beraberliğe bile kendi sahalarında bile şampiyon olmuş gibi seviniyordu yani açıkçası tamam mı? Öyle biz zaten kimseden işte yok mücadele etmesin maçları bize bıraksın değil ama biz açıkçası çok daha fazla mücadele ettik rakiplerimizden daha kesinlikle. Fazla. Kesinlikle. Yani bunu biz yaşayan olarak biliyoruz çünkü çok zor bir süreçten geçtik. Hak ederek aldık şampiyonlukta. Evet. Stoper misin, santrafor mu? Ya böyle diyeyim. Ben altyapıda santrafordum. Öyle başladın. Çok da sevdiğim bir mevkiydi. Tesadüf üzere stopere çekildik ama bir daha dünyaya gelsem santrafor olarak devam etmek isterdim. Çok keyifliydi. Bir de ben açıkçası 16 yaş grubuna kadar iyi bir santrafordum. Annemler de almaya da 10-11 tane gol kralı kupam var. Yani her sene 30-40 tane gol atıyordum ligde. Gerçekten iyi santrafordum. Tesadüf dediğim ki biri mi önerdi? Yok hocamız işte öyle bir maçta beni öyle... Yokluktan öyle mi oynattı? Yokluktan cezalıydı stoper. O hafta öyle oynamamız gibi. O maçta da tesadüf bölge karmasının hocası gelip beni oradan öyle izliyor. Allah karma Allah. Turnuvasında stoper olarak davet ediyor. Orada hoca ile işte diyalogda diyorum ki hocam ben stoper değilim. Bu maçta ben de stoper olarak seni beğendim. Bu takıma çağırdım. O turnuvada stoper olarak görev alıyorum. St. Pauli'den profesyonel takım. O zamanlar Süper Almanya'da Bundesliga kulübü. Turnuvayı işte bölgesel karma turnuvalarını izlemek beni orada beğeniyor. Beni antrenmanlara denenmeye davet ediyorlar Hamburg'a. Oraya stoper olarak denenmeye gidiyorum. Denediğim o bir haftada beni beğeniyorlar. Transfer ediyorlar. Yani dediğim gibi zorla stoper yaptım. Stopere geçtik. Abi kısmetinde o var. Bir yapacak bir şey yok. Yani. O kadar şey biliyorum. Yani. Gerçekten yani. Öyleyim. Ama güzel oldu. Ama zaman zaman işte bazı maçlarda işte özellikle şampiyonluğunda son dakikalar skoru dediğince hocamız da Ertuğrul hocamız özellikle santrafor pozisyonuna da yolluyordu. Hani aslında çok yabancı bir mevki değil. Tabii profesyonel olduğumuz yıllardır savunmada oynadık. Bir santraforluk şeyim özelliğimi kaybetmişimdir ama dediğim gibi içimde olan bir şey. Aynen öyle. Yetenek sonra gerçekleşti. Gitmez. Çünkü son maçta bizim Eskişehir'le burada benim de jübile maçım son kariyerimin son maçında Hikmet hocayla kısmet işte o hafta zaten hocamızla görüştük. İddiasız bir maçtı iki kulüp. Bizim için de Eskişehir için de. Dedim maçla zaten jübile edeceğim. Ondan önceki haftalarda hocam Ertuğrul Hikmet hocamız başka oyuncuları savunmada tercih ediyordu. Son maçım olduğu için ilk 11 başlayacaktım. Öyle futbolu veda edecektim. O maçta da antrenman haftası işte maç haftası çok ciddi bir sakatlık geçirdim. Bilekte bağım koptu. Hani normalde o maçta hiç oynayamazdım. İğnelerle falan çıktım ama demek istedim aslında sağlıklı olsaydım hocamla birebir görüşüp o maçta santrafora çıkmak istiyordum maça. Ve hiç olmazsa belli bir süre son yarım saatim. Çünkü hayalimde bir Süper Lig maçında ilk 11'de santrafor olarak başlamak vardı. Onu da gerçekleştirmek istiyordum. Ama sakatlık engelledi. O maçta da gene sağ olsun yani. Hocam işte futbolu öyle veda etmeyeyim de taraftarımızın önünde güzel bir şekilde veda edeyim diye son 10 dakika işte topallayarak sahaya girdik işte. Hatta hatırlarsan son dakika neredeyse gol atıyordum. Bataja araya girdi. Çok rahat bir şekilde vuracağım topu araya girdi. Kısmet olmadı. Dediğim gibi öyle de bir hikayesi var. Gerçekten Bursa Spor kariyerinin öncesi de oldukça parlak zaten Ömer Erdoğan. Ya sağ olsun ben oynadığım bütün kulüplerde kendimi bir şekilde sevdirdim. Evet. Orada da aynı mücadele verdim. Taraftarlar zaten sahada sırf skora yöneliktir. Özellikle Bursa Spor taraftarı. Futbolcunun sahada yaptığı mücadeleyi, isteğini, işte arzusunu görünce zaten sahip çıkıyor. Orada skor da çok önemli. Kendi kaline gol bile atsan sana tarafta sonuna kadar inanıyor ve sahip çıkıyor. Aynen. Benim de yapım böyle olduğu için, mesleğime bakış açım, profesyonelim böyle olduğu için oynadığım bütün kulüplerde taraftarlar tarafından veya hocalar tarafından tercih edilen bir oyuncuydum. Evet. Ama tabii burada Bursa Spor'daki kariyerim, işte o 7 yılım bambaşka. Yani bambaşkaydı. Aynen öyle. Yani sence Holle Güven mi yoksa yönetimde mi sıkıntı var abi demişler. Ömer Ya açıkçası K16. Şimdi tabii ki şu anki konum hiç kimsenin istemediği, beklemediği bir durumla karşı karşıyayız. Geçen sene işte çok sıkıntılı bir süreç yaşandı. Son hafta işte hatta ben de Trabzon'daydım takımla birlikte. Son maçta Trabzon'u yenerek ligde kaldık. Evet. İnşallah herkes bu yaşananlardan ders çıkarmıştır da yeni sezonda yaşanmaz derken normalde Paul Legen gibi gerçekten Avrupa'da kariyer sahibi Lyon'da çok başarılı dönem çok büyük bir isim geldiğinde insanlarda taraftarlarda bir heyecan yarattı. Sezonda da açıkçası çok kötü başlamadık. Evet, evet. Üçlü bir savunma sistemiyle falan başarılı olduk. Çok belki o dönem
dönemde de açıkçası çok böyle atraktif, çok böyle göze hoş futbol ve Bursaspor'dan alıştığımız özellikle içeride sürekli hücum yapan, saldıran, gol pozisyonuna giren, gol atan, farklı skor elde eden bir görüntü olmasa bile takım olarak sahada savunmasını iyi yapan, işte Batacan'ın ön planda olup da etkili oyunuyla, zaman zaman ama sıkıntılı maçlarda Harun'un yine kurtarışlarıyla skora gidiyorduk. Sıkıntısız bir sezon gibi görünüyordu açıkçası. Evet. Ama nitekim ne zaman bu özellikle ikinci yarının başlangıcında Gençler Birliği maçından sonra takımda inanılmaz bir düşüş yaşandı. Evet. Ertuğrul'un süreçte sakatlanması, sistem değişikliğe gidildi. Bana göre devre arası çok doğru takviyelerde yapılmadı. Evet, ilk yarı çok fazla sayısal anlamda çok takviye gerekmiyordu ama özellikle hücum hattında bariz sıkıntılar vardı santral pozisyonunda. Bir tane iyi bir kanat oyuncusu derken belki bir tane de işte bu Horkera'nın durumu belliydi. Ciddi bir bel sakatlığı yaşadı. Oraya belki iyi bir 8 numara şey çok ismi ön plandaydı. Toko Karabük'ten işte Göztepe'ye gitti. Ben çok istiyordum. Çok beğendiğim bir oyuncu. İşte bu tür oyuncular bu transfer dönemi de çok sağlıklı geçmeyince bu sıkıntılar devam etti. Ne oldu? İstenmeyen sonuçlar alındı. Oyuncularda bu kez özgüven kaybı oldu. Taraftarlarda bir takıma karşı bir özgüven kaybı oldu. Bir panik ortamı yaşanmaya başladı. Eminim bunu bu hocayı da etkilemiş oldu. Çünkü bu kez hoca çok rahat bir ortamda çalışamaz oldu. İster istemez o da eminim basını takip ediyor. Sanal alemi takip ediyor. Tabii canım. İnsanlar tarafından bir memnuniyetsizlik. Hani futbolu haklı olarak beğenilmeyen bir takım vardı. İster istemez hocayı da bu tedirgin etmeye başladı. Hoca da bence aynı şartlarda, aynı hırsla, aynı şeyle çalışamadı. Ve bu takıma da bir şekilde yansıdı. Şimdi demek istediğim burada tabii ki bana burada Paul Legen'i eleştirmek veya yönetimi eleştirmek çok sağlıklı olmaz. Zaten herkes dışarıdan görüyor, eleştirisini yapıyor. O eleştirileri onlara bırakıyor ama dediğim gibi sıkıntılar var. Umudum inşallah bir an önce bu sıkıntıdan takım kurtulur. İnşallah, sıkıntısız bir şekilde bitirir. Çünkü bu neye de engel oldu? Şimdi bir kongre süreci var. Yeni sezon hazırlıkları var. Yeni sezonda yine bazı ihtiyaçlar var. Transfer ihtiyaçlar. Bu kez ne oluyor? Şu an açıkçası kimse yeni sezonda düşünecek hali yok. Şu an herkes günübirlik önümüzdeki maçı Kasımpaşa maçını düşünüyor. Şu puanları bir an önce toplayalım da sıkıntısız bir şekilde ligi bitirelim. Ama halbuki normalde sağlıklısı olması gereken önümüzdeki yılın artık hazırlığını yapması gerekiyor. Çünkü biz ne oluyor? Geçen sene de aynı hatayı yaptık. Sezon bir bitti. Transfer aramaya başlıyorsunuz. Hem maliyetli transfer oluyor hem istediğiniz birinci alternatif oyuncular olmuyor. Çünkü çoğu oyuncular işte sözleşmesi biten, daha önce biten oyuncular yeni kulübüyle anlaşmış oluyor. Hani bu sefer gidiyorsunuz daha maliyetli oyuncu alıyorsunuz veya istemediğiniz hani ilk tercihiniz olmayan bir oyuncu alıyorsunuz. Çünkü sıkıntılı bir oyuncu kulübünden ayrılması gerekiyor. Onu siz alıyorsunuz. Demek ki orada bir şekilde o verimli olamamış. Hani izlemediğin bir oyuncu almış oluyorsun canlı. Normalde şu an çok iyi bir şey, çok sağlıklı bir şekilde mevkileri belirleyeceksiniz. Takımdan gidecek oyuncuları, yeni gelecek mevkileri belirleyeceksiniz ve ona göre hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. Bilmiyorum bu konuda ne kadar bir hazırlık var ama sırf Bursa'da değil Türkiye'de büyük bir sıkıntı. Hep günübirlik düşünüyoruz. Hafta hafta düşünüyoruz. Çünkü bir şekilde yarış devam ederken insanlar şeyi düşünmüyor. Hani önümüzdeki yılın da böyle önümüzdeki sezonda böyle sıkıntıları olacak. Biz şimdiden hazırlığımızı her şekilde yapalım. Hazırlıklı olalım ama bir yandan da takımın tabii şeyini konsantrasyonu bozmadan. İnşallah şu an tabii tek temelimiz, tek isteğimiz o sıkıntılı süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmak. Yani sezon başında aslında atlatılmış gibi görünüyordu ama o geçen önceki sezonki şok. Ben çok şaşırmıştım çünkü. Tabii şimdi kopyası gibi ondan önceki sene Hamza Hoca döneminde ilk yarıyı 5. 6. bitiren bir Bursaspor var. Avrupa kupalarını düşünen bir Bursaspor. Bu sene de aynısı. Bu sene yine nasıl Avrupa kupalarına gideriz işte çok puan farkı yok. Nasıl yakalarız işte doğru transferlerle işte üst grubu zorlayabilecek. Gerçekten de öyle bir fırsat vardı elimizde. Ama devre arası o yapılan takviyeler özellikle forvet hattında maalesef soğudan faydalanamamız bence takıma olumsuz. Ya kaptan sen zaten hani belki çok söyleyememen normaldir veya söylemek istememen normaldir. Hala da sonuçta bu camianın içinde olan bir insansın ama ben şöyle bir şey söyleyeyim taraftarın sorusuna cevaben. Musa Soft transferi aslında Ali Ağa yönetiminin özeti gibi bir şey. Yani o direkt o transfere bakın Ali Ağa yönetimi bence özeti Musa Soft transferidir. O senin yorumun ben bilmiyorum bir şey değil. Şimdi Ömer abinin en büyük hayali zaten Bursaspor'da antrenör olmak. En büyük sıkıntı yönetimde mi sizce demiş. Oklar hep çevirsek de yönetime dönüyor bir şey.
Ya işte kulüpte biliyorsun işler iyi gitmeyince evet. yönetim eleştirir, hocalar evet. eleştirir, sonra evet. futbolcu eleştirir. Aynen öyle. Bu normal. Normal. Evet. Antrenör olma hayaliyle evet en büyük hayalim Bursaspor'da bir gün antrenör olmak. İnşallah kısmet olur. Mutlaka olacak. Kendimi hazırlıyorum, bekliyorum açıkçası. Evet. Olur mu bilmiyorum. Bunu zaman gösterecek ama ben her yerde bunu da ifade ediyorum. Yeter ki bana güvensinler. Ben kimseyi hani o güveni boşa çıkarmam. Benim bir yapım var. Benim yapım bir iş yaparken sırf yapmak için veya maddi bir kazanç için yapmak. Öyle bir şey olsaydı futbolculuk dönemimde sağ olsun bana Bursaspor bir yıl, iki yıl daha oynama fırsatı verdi. Paracı olsaydı ben bir iki sene giderdim. Yani. Kulübede otururdum. Ama dedi ki beni insanlar taraftarlar o kulübede öyle hatırlamasınlar. Onun için ben belki rakamsal bir şey söyleyeyim ama belki 2 milyon, 3 milyon TL daha fazla param olurdu. Öyle paracı bir şey olsaydı. Ben dedim ki futbolu en güzel yerde bırakmak istiyorum. Yani. En güzel anılarla öyle bıraktım. Ondan sonra dediğim gibi hani bu işi ben yapacaksam gerçekten başarılı olmak için. Ben nasıl futbol oynarken hayallerle futbol oynadım. Bir gün milli takıma gitmek için, şampiyonluk kupasını kaldırmak için, işte Avrupa kupalarında oynamak için. Bu hayallerle ben futbola başladım. Allah'a şükür bu hayallerimin hepsi de gerçek oldu. Onun için antrenörlüğü yaparken de böyle hayal, hani sırf yapmak için ben yapmam. Evet. Gelsinler desinler ki al şunu yap, yapmam. Bakarım ben de incelerim. Yapabilecek bir ortam var mı, şey var mı? Ona göre derim ki hani ben bu işi yaparken başarılı olmak için yapacağım. Ona da kendimi hazırlarım. Onun için zaten kendimi şu an hazırlıyorum. İnşallah en doğru zamanda diyelim. İnşallah en doğru zamanda. Mehmet Can konukun sorusuydu bu. Emrah TRKN. Kaptan takımdaki problem ne sence? Titi para bizi bağlamaz diyor. Para mı problem demeye bence çalışıyor. Bence parasal anlamda bir sıkıntı olmaz. Çünkü biz şampiyonluk döneminde veya ben bütün kulüplerde hep sıkıntı oldu. Hep paralarımız geçti. Şampiyonluğunda biz aylarca para almıyorduk hani. Evet, belki genel çok olarak dile getirilmedi ama şey. Hep bu sefer ne olur bizim dönemimizle kıyaslarsam veya bu yabancı kontenjanı çoğaldıktan sonra sıkıntı. Evet o problem. Yabancı oyuncular bir şey sıkıntı. Evet, bu para evet, olayını evet, çok büyütüyorlar. Evet. Yani şu an takım içerisinde çok hakim olmadığım için açıkçası öyle bir olay var mı? Yok etkili ama futbolcuda böyle bir şey var. Futbolcu tamam para için bu mesleği yapıyor, bekliyor ama futbolcuda çok kolay böyle kendine bir bahane bulmaması lazım. Hani param verir mi ben oynamıyorum. Sen önce sahada bizim bir şeyimiz var. Sen önce sahada gerekeni yap. Zaten paran ödenir. Hiçbir yerde kimsenin parası kalmaz. Öyle yabancılar hiç kalmaz. Aynen, yabancı aynen. gider FIFA'ya fazlası faiziyle. Onu da kendisi zaten biliyor. Merak etmesin. Ama yerlisi gidemez FIFA. Federasyona bile gidemez. Çünkü gittiğinde kulüple arasında bir sıkıntı olur. Evet. Yabancılarda bu olmuyor. Dediğim gibi hiç her yerde, bütün kulüplerde, İstanbul kulüplerinde dahil sıkıntı oluyor parasal. Hiçbir yerde kimsenin, Bursaspor'da da kimsenin parası kalmaz. Evet. Bana göre sıkıntı para değil. Sıkıntı açıkçası insanlar, özellikle yabancı futbolcular, Bursa camianın ne kadar büyük bir camianın, Bursa camianın, Bursaspor taraftarının futbolculardan ne beklediğini farkına değiller. Yani evet. İnsanlar bence biraz böyle çok rahatlar. Yani yabancılar özellikle. Yani çok umursamıyor demeyeceğim. Tanımadığım için çok da hakim olduğum için şey yapmıyorum ama ben açıkçası maçlara gidiyorum. Televizyonda maçlar izliyorum. Yani bir insan kötü giderken, mağlup olurken bir isyan çıkarmaz mı ya? Bir sahada böyle bir tepki göstermez mi? Böyle değil bir futbolcu mi? Görmüyorum maalesef hani. Yok düşün en isyankarı Pablo. Bizim dönemimizde en sakini, gerçekten lider oyuncu ama en sakini. En çok Pablo sinirleniyor, gidiyor savunmaya kadar. Gerekirse taktik faul yapıyor, kayıyor bir müdahale ediyor. Harun inanılmaz bir şey sahada hani böyle bu durumlardan isyan ediyor ama öbür oyunculara bakıyorum abi insan hiç böyle şey yapmıyor sanki normalmiş gibi. Bu bana göre sıkıntı. Yani işte baktığın zaman yine o yerlilerde var bir şey mesela. Ama yerli de çok Aziz'de yok yani. Böyle ya işte evet yerli futbolcu Aziz, az sorun. Aziz de biliyorsun yerli ama. Yerli ya o da bizden. O da bizden sağ ol. O da mesela sahada evet. her maçta %70'in altına düşmeyen zamanla %100'e evet. kadar çıkan evet. gerçekten canla başta aynen, durum 3-0 mağlup da olsa 3-0 önde de olsa evet. elinde gelen işte o tür oyuncular zaten çoğaldıkça başarı gelir. İnşallah önümüzdeki İnşallah. Sene çok daha iyi bir kadro İnşallah. Kurmak dileğiyle. Onur Asya Aysun, kaptan son maçlar geç şu takımın başını bize sen lazımsın demiş. Valla bunun tabii kararını yönetimimiz verir ama öyle evet. bir şey olursa seve seve her zaman biz yardımına aynen varız öyle. Yani. Aynen öyle. Biz aynen. görev adamıyız. Bursaspor için ne gerekiyorsa yaparız. Ömer abi neden Bursaspor'da antrenör olmuyorsun demiş. Kerem Berkes Solak 16. Az önce zaten cevapladık. En doğru zamanda inşallah. Şu an değil. Berkay Goleç 16. İleride Bursaspor teknik direktörlük yapmak ister mi? Adımı soyadımı söylerse sevinirim bile demiş. Yine kim? Berkay
Goleç. Berkay Goleç. Göleç'tir büyük ihtimalle. Evet. Evet. Söyledik ismini. Selamlarımızı iletiyoruz. Evet, bu soru çok geliyor. Kesinlikle istiyorum. Ona göre kendim hazırlıyorum. İşte yurt dışında zaman zaman eğitim alıyorum. İşte antrenman izliyorum. Çok antrenman izliyorum. Maç izliyorum. Bir de bu konuda ben açıkçası şimdi Türkiye'de böyle bir bakış açısı var. Tecrübeyle ilgili işte. Tecrübeli mi? Ömer çalıştırdı mı? Ben de bazen yorumlar okuyorum benim ismim bir şekilde geçince. İşte hiçbir yerde çalıştı mı? Ya açıkçası bu iş çok tecrübeli olmana gerekmiyor. Çünkü isim vermeyeceğim ama yılların tecrübelileri bile Türkiye'de çalıştırdıkları takımda yaptıkları ortada açıkçası, tamam mı? Bir de böyle bir şey var. Türkiye'de belli bir antrenör sayısı var. O adam orada başarısız oluyor. Takımda gerçekten başarısız olduğu bir süreçten sonra ayrılması gerekiyor. 2 hafta sonra başka bir takıma gidiyor. Orada başarısız oluyor. Oradan oraya gidiyor. Hep aynı bir sirkülasyon dönüyor. Evet. Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Kulüpler, benim anlamadığım kulüpler, bu adam daha önceki kulüplerinde kaç kez başarısız olmuş ama sen geliyorsun görev. Neyine güvenerek veriyorsun işte? Yani bu tecrübe, tamam başarısız, başarılı bir hoca olur, görev verirsin. Ama Türkiye'de bakıyorsun, mesela Türkiye'de şey de eksik. Şu an ben açıkçası PTT Ligi'ni de çok iyi takip ediyorum. PTT Ligi'nde çok beğendiğim hocalar var. Evet, mesela Altın Ordu'nun hocası Hüseyin Hoca, çok beğendiğim bir hoca. Evet, evet. Bu hocayı niye hiçbir herhangi bir Süper Lig kulübü şimdiye kadar transfer etmedi? Yalçın Hoca var İstanbulspor'da. 2 sene peş peşe çıkardı şampiyon. Şu an PTT Ligi'nde de çok iyi gidiyor. Onun birkaç hoca daha sayarım. Bu hocalar niye ilk tercih edilmiyor da yine aynı isimler üzerinden yıllardır Süper Lig'de hocalık yapan ama hiçbir yerde bir katkısı olmayan, başarısı olmayan hocalar sürekli sirkülasyonda. Evet. Bilmiyorum işte, bu sistemde de bir yanlışlık var. Var. Baştan tepeden tırnağa. Genelde de bu sistemde nasıl bir sıkıntı var? Futbol içinde maalesef siyaset olunca hocalar da bir şekilde tayin ediliyor. İşte oraya gidecek deniliyor. Bir şekilde orada bağlantılar oluşuyor falan. Yani maalesef. Çünkü şeyde de şahit oldum. Şimdi benim de açıkçası PTT takımlarında bir iki takımdan ismim geçti böyle. Sağ olsunlar ilgilendiler. Ondan sonra işte sağ olsun bana yardımcı olmak isteyen arkadaşlar, menajerler dediler abi işte siyasi bağlantılarını şey yap, kullan falan. Allah dedi, Allah. Siyasi bağlantı, bizim siyasi bağlantımız yok. Hani bir de bu iş siyasi bağlantı ne alakalı? O kulüp eğer bana güveniyorsa, ben bu işi başarılı bir şekilde yapacağımı düşünüyorsa öyle gelsin. Yoksa başkasının rızasıyla işte şeyle olacaksa hiç olmasın. Ama maalesef Türkiye'de bu sistem böyle olduğu için. Enteresan yani. Ya senin siyasi bağlantıların mı yönetecek o takım? Yani veya işte o taktiği siyasi bağlantılar mı verecek abi? Çok tuhaf ya. Yani niye başarılı olamıyoruzun yani işte. İşte kendimizi sorgulamamız lazım. Niye yurt dışında bir tane Türk hocamız yok, değil mi? Aynen öyle. Yok abi işte. Ya ben geçen Napoli, İtalya'da, İspanya'da niye Türk hoca, niye Inter maçını izledim. Ya kaptan gerçekten bak, Napoli Inter maçı yani hani Manchester United, Chelsea falan da değil. Ya aman Allah'ım ya. Aman Allah'ım. Biz ya biz ne izliyoruz dedim ya şu an. Özellikle son 3-4 seneden beri inanılmaz berbat bir futbol. Yani en değerli kulübünüz bile berbat bir futbol oynuyor. Çok çok. Ama niye biliyor musun? Burada maalesef hocalarım görevi kaybetme korkusundan tamamen işte ben yöneticilerle iyi olayım, başkanla iyi oluyor. Skora göre yönelim. Skor değil abi. Tabii ki skor önemli ama sen zaten skoru doğru işlere doğru çalıştırırsan, kendi oyun şeklini oturtursan zaten skor da gelir. Bir gelmez, iki gelmez. Ondan sonra gelir, ondan sonra seriye bağlarsın. İşte Hüseyin Hoca, Altın Ordu'ya örnek veriyorum. Ben o Altın Ordu 3. ligden beri çok maçına gittim. Çok beğendiğim bir hoca. Tanıyorum da kendisini. Çok karakterli bir hoca. 3. ligde bile ben oradaki o kaos futbolda 3. liglerde biliyorsun. Sen Süper Ligi düşün şimdi diyorsun, İtalya Ligi ile kıyaslarsan izlenmeyecek şekilde. O 3. liglere falan 2. liglere git, orada açıkçası berbat üzeri berbat futbollar oynanıyor. Hani kimse alınmasın ama bir gerçek var. Bunu hani söylemek lazım. O dönemde bile açıkçası 3. ligde ne yapmaya çalışan, sistemi olan, pas yapan, takım saha içerisindeki dağılımı, işte kaymaları görebileceğim bir şey vardı. Bir taktik vardı, sistem vardı sahada. Bu adam aldı o takımı 3. ligden, aldı götürdü şimdi. PTT Ligi'nde de şu an playoff sıralamasında. Evet, evet, evet. Bir de hiçbir yabancı futbolcu olmadan çoğunluğu da %70-80 kendi altyapısına yetiştirdiği oyuncular da bunu yapıyor. Hoca başarısı. Tabii başlarında çok sağlıklı bir başkan var, güzel bir yöneten bir kulüp var ama bu hoca gerçekten çok büyük emeği var. Denenmişi denemeye devam etsinler, dursunlar o zaman. Şu anki mevcut kadro sence yeterli mi? Forvet ve orta sahayı nasıl buluyorsun? Yönetimsel hataların takım üzerinde etkisi var mı? Ya kadro bana göre çok iyi bir kadromuz yok mu? Çok iyi bir
kadromuz ne çok iyi ne çok kötü. Yok, çoğu takımdan değil mesela ama biz mesela normalde ya. Osmanlı Spor'u yenecek kadromuz var. Tamam mı? Antalya'yı bu hafta yenecek kadromuz çok var. Onlarla kıyaslarsan. Orada kesinlikle daha iyi bir kadromuz var. Evet. Ama bir şekilde olmuyor. Özellikle deplasmanda sıkıntı yaşıyoruz. Yani içeride de çok çok iyi amşam top oynamıyoruz. Yani son içeride Sivas maçına gittiğimde orada da çok böyle üst seviyede bizim alıştığımız Bursa'da oynanan bir bireysel şey. Bireysel olarak iyi adamlar. Bunlar kötü adamlar değil ya. Yani Bursaspor'da şu an kötü futbolcu yok. Tabii. Ama bir şekilde oynayamıyor adamlar. Gerçekten futbolu bilmiyorlar gibi hareket ediyorlar. Bana öyle geliyor izlediğim zaman. Ya işte ya özgüven kaybından mı şu anki şeyinden hani bir sıkıntı var açıkçası ama sıkıntının nerede olduğunu şimdi kestirmek zor. Ama bir gerçek var. Sıkıntı oyunsal anlamda biz eğer elinde iyi bir malzeme var ya oyunsal anlamda bir sıkıntı varsa burada tabii ki sorgulamak lazım. Nerede? Hocada mı? Oynatamıyor mu acaba? Ve oyuncularda işte başka bir sıkıntı mı var? Onu bir şey yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi isim olarak baktığında şey anlamda baktığında kadromuz şu anki bulunan noktadan çok daha iyi bir yere olması lazım. Aynen, normalde. Aynen öyle. Furkan Nakset, Bursaspor mesaj yazmış. Evet, Bursaspor taraftarı tarihi boyunca sahada yüreğini ortaya koyan futbolcuyu bağrına basmış, hak ettiği değeri göstermiştir. Bu ilgi ve sevgiye de futbolcularda kayıtsız kalmamış. Futbolu bıraktıktan sonra bile Bursa'yı ve Bursaspor'u dillerinden düşürmemişlerdir. Ali Tan Doğan ve şampiyon kaptan gibi. Ancak şimdilerde futbolcularda bir aidiyet sorunu var. Bu artık futbolda endüstriyelleşme ile birlikte ruhun ölmesine mi yoksa Türkiye'deki İstanbul göz boyamacılığına mı ya da kendi içimizde yani Bursaspor'da mı bir sorun var? Kaptan buna neye bağlıyor demiş. Ben kesinlikle Furkan arkadaşımız tebrik ediyorum. Çok güzel yorumlamış. Özellikle bu aidiyet durumuyla ilgili gerçekten çok katılıyorum. Hani bizim dönemimizde, bizden önceki hani dönemlerde oyuncular ne kadar bu işi meslek olarak yapıyorsa amatör ruhla oynuyordu. Çünkü dediğim gibi sıkıntılar oluyordu ama hiçbir zaman sıkıntılar ön plana gelmiyordu. Biz burada bir yerli futbolcu grubu olarak burada taraftarların bizden neler istediğini, taraftarların Bursaspor'un başarısı ne kadar önemli olduğunu, hafta sonu takım yendiğinde o haftanın, bütün haftanın Bursaspor'ların daha keyifli geçtiğini, tersi kötü sonuç aldığında tüm hafta boyunca moralleri bozuldu. Bunları biz kendimiz birebir yaşadığımız, okuduğumuz, dışarıda duyduğumuz için daha çok büyük üzerimize sorumluluk alıyorduk. Bunu yabancı futbolcuya işte aktarabilir misin? Soru işareti. Çünkü bu Avrupa'da böyle bir şey yok. Hani Avrupa'daki futbolcular daha fazla profesyonelce bakıyor. Evet. Ama Türkiye'de özellikle böyle futbol kentinde, Bursaspor gibi taraftara sahip olan şehirlerde daha böyle amatör ruhlu oynayan futbolcular istiyor taraftarlar. Yani diyorlar ki işte dediğim gibi az evvel bahsettiğim gibi yenilirken bile oyuncu isyan etsin gerekiyor. Sahada böyle o şeyini göstersin, memnuniyetini göstersin. Onu istiyorlar. Olmayınca o zaman hemen neye yorum bağlıyorlar? Diyorlar ki çok rahatlar işte iyi para kazanıyorlar ama bizim ne zor şartlarda işte Antalya deplasmanına saatlerce otobüslerle gitmemize işte ne bileyim Trabzonlara otobüslerce 20'şer 25 saatle gitmemizi bunu kimse anlayamıyor. Yani biz ne karşı biz hiçbir beklentimiz olmadan bu sevgiyi veriyoruz insanlara. Cebimizden gerekirse işte para veriyoruz gidip onlara destek olmaya. Hiç olmasa sahada onun mücadelesini istiyoruz. En sinir bozucu olan o. Evet. Ya aynı frekansta aynı duygu yoğunluğunda olmayabilirsin ama dediğin gibi yani o sahadaki mücadele olmayışını görünce insanların gerçekten sinirleri bozuluyor. Ben kendi adıma en azından söyleyeyim. Cinler tepeme geliyor yani izledikçe. Mesela Antalya maçı başladı. Bir 5 dakika, 10 dakika. Aa dedim bu adamlar top oynamayı biliyormuş ya oldum ben. Sonra bir daha dağıldılar. Gittiler. Bir tuhaf. Anlamadım yani. Şampiyon sezon ile son 2 sezon arasında ne fark var kaptan demiş. Bunlar hep birbirleriyle bağlantılı. Hep aynı noktaya geliyoruz işte aslında. Bizim dönemimizdeki oyuncu grubu çok daha kalite anlamında futbol özverili, daha amatör ruhlu, daha böyle takım içerisinde arkadaşlık yoğun olan işte herkes birbirine destek çıkan, daha böyle Bursa'nın beklentilerinin bilincinde olan öyle bir şey grup vardı. Ama herkes Bursa çocuğu gibiydi o zaman. Tabii. Yani işin özeti. Yani burada doğmuş, doğmamış, daha önce kariyerinde ne yapmış. Daha önce İstanbul işte, kulüplerinde oynamış, Trabzon'da oynamış. Aynen. Böyle bir karma takım vardı. Bir şekilde oradan ayrılırken, kendi isteğiyle belki değil, orada işte artık düşünülmeyen oyuncu grupları vardı. İşte hepimiz orada oynamışız. Ben bir dönem Galatasaray'da oynamışım. Sezon bitmiş ama demişler ki düşünmüyoruz. Ali Beşiktaş'ta oynamış, Tuna Beşiktaş'ta oynamış demişler ki işte arkadaşlar artık size devam etmek için. Hüseyin Trabzon'da sözleşmesi bitmiş.
uzatmıyoruz demiş. Yani böyle bir oyuncu grubunu bir araya toplamışsınız. Ve bu oyuncu grubu gençlerle işte altyapıdan çıkan, işte ne bileyim farklı alt liglerden Ozan İpek gibi gelen arkadaşlarımızla birlikte böyle bir karma oluşturuyorsun. Herkes bir şeyi sahipleniyor. Çok güzel bir arkadaşlık grubu oluşuyor. Başımızda çok güzel bizi idare eden yöneticilerimiz, başkanımız var, rahmetli başkanımız. Evet, en önemlisi de hocamız bizden neler alabileceğin farkında, ona göre bizi motive ediyor, bizi maçlara hazırlıyor derken bununla birlikte bu mücadeleyi, bu isteği gören bir camiye, bir taraftar grubu var. Evet. Sahip çıkan, destek olan bir grup var. Az önce bahsettiğimiz işte saha içinde her şeyini veren, mağlubiyeti kabul etmeyen, işte canla baştan mücadele, kafasını yarıp da devam eden oyuncuları görünce bu taraftar da ne yapıyor? Daha çok bu sefer destek çıkıyor. Çünkü bizim dönemimizde, şimdi Bursaspor maçlarına gidiyorum, taraftar sayısal anlamda çok daha fazla. Bu taraftar belli bir dakikaya kadar tezahürat yapıyor. Sonra açıkçası sahada o tezahüratı coşturacak futbolu görmeyince onlar da açıkça susuyor. Daha sessiz bir grup oluşuyor bizim dönemimizde, ama birinci dakikadan 90. dakikaya kadar inanılmaz bir tempo. Ben bazen tabii oynarken farkında varmıyorsun. Arada ben şimdi böyle genelde hafta içleri Bursaspor TV'de eski oynanmış maçları, işte şampiyonluk döneminde oynanmış, ondan sonraki dönemki oynanmış maçları izliyorum. Ya bir dakika taraftar susmaz mı? 90 dakika boyunca. Ama orada da sahada sürekli hücum yapan, sürekli atraksiyon olan, bir heyecan olan maç vardı. Hani seyirciyi bir coşturan bir takım vardı. Aynen öyle. Onun coşmasına taraftardı. Daha da çok coşturan bir taraftar vardı. Hani. Şimdi iki korner üst üste kullandığı zaman millet bir gaza geliyor. Düşünme ne hale geldi. İki tane korner üst üste kullanıyor. Millet bir ayaklanıyor. Ya. O kadarcık bile yetiyor ya. Tabii. Yazık, günah ya şu insanlara. Vallahi bu kadar sinirlerim bozuluyor aklıma geldikçe kaptan. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Fan, Sayın Ömer Erdoğan, Le Guen niye gitmiyor? Bilginiz var mı? Küme düşersek 55 milyonluk sponsorluğu kaybedeceğiz. Ama Le Guen'i göndermek için 1 milyon vermiyorlar. Ya bu özel soru şimdi. Evet. Şimdi açıkçası onu... niye gitmiyor? Onu kendisi veya yöneticilerimiz bilir. Ama ben oradaki arkadaşımızın hani... Küme düşmeyiz Allah'ın izniyle. Ben öyle hiçbir zaman şeyimiz yok. Ama hani gönül isterdi çok daha rahat, daha üst yerlerde bitirelim. Bu sıkıntılar, bunları hiç konuşmayalım. Daha keyifli şeyler konuşalım, ama öyle küme düşme şeyine hiçbir zaman benim kafamın ucundan geçmedi hani. Bir şekilde bu hafta inşallah Allah kısmet ederse Kasımpaşa'yı maçı alır. Çok daha rahat bir ortamda oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. Öyle inşallah, benim inşallah. Bir kuşkum. Yani ondan sonra herkes şapkasını önüne koyar. Teknik direktörü, oyuncusu, yöneticisi koyar. Ne yanlış yaptı veya yeni senede yaparken neyi daha iyi doğru yapmam gerekiyor, onu değerlendirmesi lazım. Hani bunlardan kesinlikle sorumlu insanlar ders çıkarması lazım. Çünkü yoksa aynı şey seneye bir daha yaşanır. Evet. Bu sene olduğu gibi. Tabii. Geçen seneden ders çıkarmadık. Bu sene netice itibariyle bir kopyasını yaşıyoruz ya. Teknik direktör olarak gelecek misin kaptan? İnşallah. Demiş, Allah kısmet etsin. İnşallah dedik ona. Gelecekte Bursaspor'un başına teknik direktör veya antrenör olma düşüncelerin var mı abi demiş. Gene aynı. Can Bayraktar gibi galiba. Kariyerine nasıl başladın demiş. Almanya'da başladım. Çocuk olarak mahallede, işte nasıl her çocuk gibi mahallede futbol oynuyorsun. Tabii Almanya'da imkanlar daha çok verimli olduğu için, daha çok imkan olduğu için altyapıya verilen önem, işte orada bölgede 3 kilometre çevremde 5-6 tane amatör takım vardı. Hani gidip de orada çim sahada antrenman yapıp hafta sonları maç oynayabileceğim bir ortam vardı. Öyle 8-9 yaşlarında sağ olsun babam da çok destekledi. Öyle bir kariyere başladık işte. Bahtiyar Yeşildağ, Bursaspor'da oynadığı sezonlar boyunca en unutamadığın maç hangisi? Fenerbahçe maçı. Zaten şu an önümde şeyi de izliyorum. Tabii o maç benim için çok anlamlı. Çok, çünkü orada 2-0 geriye düşmüşüz. Evet. Çok erken dakikalarda. 2-0'dan direkt senin şampiyonluk rakibini 3-2 yenmek, işte orada iki sefer başım yarıldı, alnım yarıldı falan, öyle bitmesi inanılmaz bir duyguydu. Şimdi bak, sadece o maç mesela, hani ya 2-0 oldu tamam neyse artık, bıraksanız maçı mesela, gitti şampiyon. Tabii. Hiç bizim kafamızda öyle bir şey vardı ki, takımda öyle bir özgüven, öyle bir arkadaşlık vardı ki, sahada mesela ben hiçbir arkadaşımız 2-0 olduktan sonra ne oluyor, ne yapacağız gibisine işte korkma ve öyle bir duygu yaşanmadı. Biz dedik ki biz yapabileceklerimizi devam ettirelim. Olursa olur, ama zaten biz daha önce işte Vodafone'da 2-1'den 3-2 yenmişiz. Ve iyi bir seri yakalamışız. Hani özgüvenimiz en yüksek noktada. Evet, evet. Tamam, bir şoka uğradık kısa bir zamanda, ama hiç böyle kafamızda zaten biz eğer
öyle bir düşünce kapılsaydı o ikisini hayatta çeviremezdik. Evet, tabii, çünkü biz o golleri atarken şansa, tesadüfle veya değil, biz 90 dakika Fenerbahçe'den orada baskı yemedik. Evet. Oyun kontrolünü elimize aldı. 2-0 oldu. Biz de oynamaya başladık. Hı. Pozisyonlara girmeye başladık. Rakibe pozisyon vermedik. Ben hatırlamıyorum. Bizim 2-0'dan sonra onlara verdiğimiz pozisyon bile galiba evet, yok. Evet, çünkü evet. Ben o maçı kaç kez tekrar izledim. Öyle hani o maçı şansa yendik. Şöyle bir de gerçekten alnımızın teriyle şeyle o mücadele ederek inanarak maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirdik. Evet. Yani en çok soru neydi? En unutamadığı maç hangisiydi? Aslında baktığın zaman şimdi burada şey diyebilirsin. İşte son oynadığımız Beşiktaş maçı. Yani şampiyon olduğumuz gün mesela. Hani çok büyük bir heyecan, olacağız mı olmayacağız mı? Fenerbahçe'den haber gelmesini bekliyorsun. Ama bu işte ama şampiyon... Sen de bu iz bırakmış bu, yani. Bu sen maç, orada şampiyon olmuşsun abi. Bu maç temelini attık şampiyon. İşte, tamam. İlk, en büyük adımını burada attık. Aynen, çünkü bu maçtan sonra inan bana bu maça giderken sana az evvel ne dedim? İnanılmaz bir özgüven vardı ama bu maçtan sonra var ya bizim aklımız yüzünden hiçbir deplasmana giderken biz 3 puan için gidiyorduk. Hiç böyle bir puan alalım işte bir puan bize belki yeterli olur. Evet. Zor maç. Hiç öyle bir düşüncemiz yoktu. Biz direkt gidiyorduk saldırıyorduk. Orada da saldırıyorduk. Mekanın sahibi bir takım. Vallahi bak öyle. Bir de tabii deplasmana gidiyoruz ama çoğu deplasmanda bizim taraftan daha fazla fazla olmasa bile o gelen sayısal anlamda o yetiyordu deplasmanda o tezahüratla bizi şey yapmaya, havaya sokmaya. Gerçekten o maç dediğim gibi bizim şey açımızdan çok önemliydi. Yani özgüven patlaması oldu ve ondan sonra biz herkesi yenecek inancına sahip olduk. Ümit İbra, takımda antrenör veya teknik adam olma düşüncesi var mı? Az önce verdik cevaplarını. Geçen Vakıfköy'den çıkan 3 yeni oyuncu hakkında düşünceleri nelerdir? Gelecek vaat ediyor mu? Şu anki kadroda kendisi olsaydı takımı ve kendisini nerede görür? Ya çıkan 3 genç oyuncuyla ilgili ben de biraz bilgi edindim. Yetenekli oyuncular, kendi yaş gruplarında milli takımda da oynamışlar. Zaten uzun vadede bu Bursaspor'un kurtuluşu altyapı olacak. Evet. Çünkü bu şekilde mali sıkıntılar devam ettiği sürece kulüplerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi çok zor. Ama Bursaspor'da böyle bir avantaj var. Çok iyi bir altyapıya sahipler. Çok iyi altyapı tesislerine sahipler. Belki Süper Lig'in bile imkanları olmadığı bir tesise sahipler. Çok daha fazla faydalanmaları gerekiyor. Ve bu oyunculara destek olmamız gerekiyor. Fırsat verilmesi gerekiyor. Güvenmemiz gerekiyor. Bu oyuncular gerçekten yetenekli oyuncular. Sırf bunları o güveni vermemiz gerekiyor. İşte son tuşları yapıp oyuncuyu üst seviye, tam profesyonel hale getirmemiz gerekiyor. Orada da işte zaten gereken şu anki hocaları, işte fırsat bulurlarsa A takımına çıkmaya, oradaki hocalar onlarla işte ilgilenip son eksiklerini tamamlayıp bunları uzun yıllar Bursaspor'a, Türk futboluna katmamız gerekiyor. Mevcut olumsuzluklar onlara şans vermenin de önüne geçiyor. Tabii. Belki şimdi mesela durum vaziyeti iyi olsa onları da bir ara sıra oynatacaksın filan. Alper ne sormuş? En duygulandığı maç. Evet, 2009-2010. Duygulandığı maç tabii geldi. Şampiyonluk maçı. Orada tabii kimse duygularına hakim olmuş. Soyunma odasında ağladık sevinçten, mutluluk, gözyaşları falan. Tabii en güzel, en duygulandığımız maç oydu. Hepimizin ağladığı maç. Pablo'yu sormak istiyorum. Sağ içi görüyoruz ama zaten mükemmelliğiyle. Fakat sağ dışında nasıldır bu adam demiş. Vallahi çok içine kapadık. Aslında böyle içine kapadık. Hani böyle çok böyle yabancılarda genellikle bir şey merakı olur işte. Marka giyim olsun, marka araba olsun. Hiç öyle bir şey yok. Hani böyle çok sade, çok düzgün karakterli. Eşiyle zaman geçirin. Çok böyle dışarıda restoranlarda denk geldik. Böyle mütevazi yerlere gidip yemeğini yiyip kalkıp giden öyle şöyle pohpohlu işte gece hayatında gezen, şuralara giden, buraya giden öyle bir yapısı yok. Çok düzgün. Bizim dönemimizde de öyleydi. Hiç antrenman kaçırmayan, antrenmanda yapabileceği en iyisini yapmaya çalışan, sorumluluk alan, takım içerisinde herkes tarafından gerçekten sevilen, karakterli bir arkadaşım. Hani benim hep böyle güzel anılarım var. Futbolcu zaten konuşmamıza gerek yok. Hani aynen öyle. Üst seviyeli bir hoca ama sağ dışında da gerçekten çok böyle kaliteli bir arkadaşımız. Olması gerektiği gibi aslında. Evet. Her insan tabii aynı olamaz ama mesela az önce saydığın özelliklerin %70'inin falan aslında profesyonel futbol yaşamı boyunca herkeste olması lazım. Yani normalde olması lazım ama bazıları işte ne oluyor? İster istemez futbolcuların çoğu işçi aileden geliyorlar diyeceğim. Hani çok böyle varlıklı olmayan ailelerden geliyorlar. Çok genç yaşta çok şey kazanmaya başlayınca ister istemez sen güzel ifade ettin. Sapıtıyorlar veya hayatları değişiyor. Evet. Etrafında çevresi değişmeye başlıyor. Evet. Bunu kaldıramayıp
da işte olumsuz kullanan arkadaşlarımız da oluyor maalesef. Hı. Kendini de bitiriyor. Evet. Dediğin gibi normalde öbür türlü olması gerekiyor. Futbolcu onun için çok okuması gerekiyor. Kendisini geliştirmesi gerekiyor. Aynen. Sırf futbolunu geliştirmesi, kişiliğini, karakterini de geliştirmesi lazım. Ama özellikle benim arabayı geliştirmek oynadığım, olmuyor. Benim oynadığım dönemde sırf Bursa'da değil çoğu kulüpte Türk futbolcular altyapıdan çıkıp da bu yolu çizen maalesef böyle %90'ı olumsuz şeyler söyleyeceğim maalesef. Evet, hani maalesef. Burada tabii aile eğitimi de önemli. Hı-hı. Okul eğitimi önemli. Zaten o tür oyuncular genelde okul eğitimi sağlıklı bir şekilde almıyorlar. Çevredeki arkadaşların yanlış yönlendirilmesiyle falan kendilerine maalesef yanlış bir yol çiziyorlar. Onun da şeyini bir şekilde alıyorlar. Hem sportif başarıdan istedikleri yerlere ulaşamıyorlar. Hayalleri küçük. Veya futbol herhalde. Hayatları bittikten sonra zor durumda devam ediyorlar hayatlarına. Yani ben burada en kötü PTT'de işte bir şeyler olur geçer gider diye düşünüyorlar. Küçük çünkü hayalleri büyük olan küçük adam küçük düşüncelere evet maalesef. Bırakmaz yani. Aynen. Tabii ki. Can Bayraktar gene kariyerine nasıl başladı, nasıl futbolcu oldu? Onu da söyledik. BHLL. Bu sezon Pablo'nun gidişi hakkındaki düşünceleri nedir? Ya ben de bir futbol sever olarak üzülüyorum açıkçası hani gitmesine. Çünkü Bursa Spor deyince en önemli isim son yıllarım bence. Evet. Hatta Türk futboluna damga vurmuş gerçekten. Çok önemli bir isim, çok farklı bir yetenek. Hani onun ayrılması ama işte her şeyin bir zamanı geliyor. Ona da onu da anlamak lazım. Onun da eminim kendine göre bir özlemi vardır. Evet, evet, evet. Kolay değil hani yeri kendimiz yerimize koyarsak düşün. Ben şimdi Arjantin'e gitmişim. Yıllarca ailemden, arkadaşlarımdan, büyüdüğüm yerden uzaktayım. Tamam çok seviliyorum, çok iyi beni orada ağırlıyorlar ama bir yerde insan belki hayalinde son yılını belki kendi arkadaşlarıyla veya futbola başladığı kulüpte yine son senesini oynadı, bırakmak gibi belki düşüncesi vardır. Öyle hep ifade ediyor. Evet, dediğim evet. gibi tabii ki büyük kayıp olacak gerçekten. Evet, yaşına rağmen halen şu an sahada gerçekten bu sezon özellikle alınan puanların çoğunda katkısı var. Gerçekten çok büyük isim. Sırf sahada değil, sağ dışında da gençlerden örnek alınabilecek bir oyuncu. Çok düzgün bir arkadaşımız ama dediğim gibi her şeyin bir sonu oluyor. İnsan istemez bitmesini ama inşallah ileride farklı yerlerde yine gelir Bursa Spor'a görev alır. Hocalık yapar veya sportif direktörlük yapar. Çünkü çok sevildiğini biliyor. O da eminim sevildiği yerde yine ileriki yıllarda rahmetli Necat hocamız gibi o da gelir inşallah. Bir yabancı olarak burada takımın başında olur. Evet, evet. Aslında Pablo'nun bir gidişiyle alakalı sen sohbetin başında dedin ya hani bir iki sene daha belki oynayabilirdim. Biraz daha para kazanabilirdim ama belki o da artık bende Bursa Spor'a daha fazla ya kendi, şimdi geçen kendi bir tahmin yerde, ettiği kadar. Geçen bir yerde ifade etmiş. İnanılmaz etkilendim. Ben dedim helal olsun. Hani şey demiş ben demiş taraftarlarım aklımda hep iyi bir Pablo olarak kalmak istiyorum. O da belki açıkçası kendi vücudunu tanıdığı için o düşüşü kendi de algılayabiliyor. Hani insanların gözünde daha kötü aynen. veya daha etkisiz olan bir Pablo'yu göstermek istemiyor. Böyle bir düşüncesi vardır. Biz hepimiz diyebiliriz ve eminim ki seneye de kalsa yine etkili oynar, yine katkısı olur ama en iyi insan kendi kararını kendisi vermesi gerekiyor. Ben futbolu bırakırken bıraktıktan sonra insanlar bana ya sen daha kaptan oynardın işte fiziksel dedim ki benim böyle bir lafım var. Futbol beni bırakmadan ben futbolu bırakmak istiyorum. Kendi kararımı kendim vermek istiyorum. Tamam mı? Çünkü bizim insanımız bir şekilde doymuyor veya o zamanlamayı ayarlayamıyor. İnsanların aklında kötü şeylerle futbolu bırakıyor. Yani gerçekten görünmesi istenmeyen şekilde bırakıyor. Evet. Ben her zaman kendimi bildiğim için dedim ki fiziksel anlamda evet belki oynayabilirim ama mental olarak artık yorulmuştum. Dedim ki en güzel yerde bırakayım. Güzel duygularla bırakayım. Bir de hep ifade ediyordum. Bursa Spor'da futbolu bırakmak istiyorum diye. Yani isterdim. Yani Bursa Spor'da olmazdı. Bursa Spor'da dediğim gibi az evvel yine uzatma teklifinde buldu Hikmet hocamız ama bıraktıktan sonra bile 6 ay sonra bile bana teklif geldi bir iki kulüpten düşün. Geldi işte abilik yap falan. Ben de yok ben de artık bıraktım kafa olarak bitirdim olayı. Dediğim gibi Pablo zaten kendi kararını bunu düşünerek çok ciddi bir şekilde ailesiyle de görüşerek vermiştir. Ali Ay hakkındaki görüşleri diye sormuş bir takipçimiz. İyi niyetli. Gerçekten ben kendim şahsen tanışma fırsatı buldum. İyi niyetli. Gerçekten kulüp için de üzülen, o da eminim şu anki olunan noktadan hiç memnun değildir ve en çok üzülenlerden birisidir. Hani kesinlikle. Çünkü insan, Ali Başkanımız kendi branşında, işinde de çok başarılı bir tekstilci. Bu kulübün şeyine ihtiyacı yok aslında onun. Hani oradaki
kendime isim yapayım veya kendi iş hayatımda daha iyi yerlere gelip için bir basamak olarak kulübü kullanmıyor. Kesinlikle kullanmıyor. Hatta siz de bildiğiniz gibi kendi cebinden para bile veren, bugüne kadar bilmiyorum Bursaspor tarihinde bu kadar cebinden bir kulübe katkı sağlayan başkan var mıydı bilmiyorum. Ama eksikleri de var. Kendisi de eminim biliyordur. Ama iyi niyetli, yani burada kesinlikle zaman zaman ben böyle sanan alemden takip ediyorum. Çok ağır tepkiler de oluyor. Üzülüyorum açıkçası. Hak etmiyor. Tabii ki insan başarılı olur, başarılı ama orada onun şeyini sen gidersin, kongrede verirsin, seçersin, seçmezsin. O şekilde sen tepkini gösterirsin ama öbür şekilde bizim Bursaspor'umuzun taraftarlarına böyle ağır hakaretli tepkiler sağ maç esnasında olsun veya sanal alemde bir şekilde yapmalarını ben yakıştırmıyorum açıkçası. Evet, Bursaspor'un eski haline dönebilmesi veya o oynadığı kaliteli futbola dönebilmesi için ne gerekli, ne yapılmalı? Ya şimdi Bursaspor'un eski haline dönebilmesi için tabii bazı mali sıkıntılar, kriterler de var. Yani bunları da pas geçmemek lazım. Çünkü şu anki borç bayağı bir sıkıntılı bir borç var. Çoğu kulüpte gerçi borç var ama şimdi böyle yanlış yapılmaması lazım. Aa işte bu sene başarısız olduk, seneye yine bir o kadar para verip işte parayla başarı elde edelim değil. Bana göre şey değil, bu çözüm değil. Çünkü çok parayla bu işler olmayacağını daha önce de gördük. Yani evet. Burada doğru planlama, doğru programlarla bunu yapmak gerekiyor. İşte altyapıya daha önem vereceksin. Daha çok önem vereceksin. Daha iyi hocalar orada görevlendireceksin. Daha iyi hazır futbolcular yetiştirecekler. Onunla birlikte scouting bölümüne işte futbolcu izleme komitesini çok daha iyi bir şekilde organize edeceksin. Çünkü bugün oyuncu alırken bir oyuncuyla ilgili karar verirken bir maçla ilgili değil. Çünkü ben kısa bir şey anlatayım. Yaşadığım şey var. Bir dönem dönem yardımcı antrenörlük yaptığımda Ertuğrul Hoca'nın yanında maç izlemeye gidiyorum. İşte oyuncu bulur muyuz diye acaba. İşte izliyorum ben maçı. Tabii bizim orada bir kez ve iki kez izleme şansımız var. O maçta iyiyse oyuncu bir daha gidiyoruz, bir şekilde izliyoruz. Orada tabii bize verilen biletler scoutların, işte futbolcu, farklı Avrupa'dan gelen futbolcuları izleyen şeylerin, antrenörlerin. Orada oturuyorum tabii işte falan. Almanya'dan özellikle gelen scoutlarla oturuyorum. Hep merak ediyorum işte nasıl çalışıyorlar. Adam diyor ki işte ben de şu oyuncuyu diyor 11. kez izliyorum bu kez diyor. 11. kez adam izliyormuş, tamam mı? Diyor ve ne düşünüyorsun? Ya diyor işte diyor oyuncunun diyor işte bazı sıkıntılar var diyor. Sol tarafı ayağına top alınca sürerken diyor oyuna sokamıyor diyor. Bak onları falan öyle detayları anlatıyor, tamam mı? Onunla ilgili diyor biz diyor oyuncuya şey verdik diyor. Alman Mönchengladbach kulübü, onu da söyleyeyim. Onunla oyuncuya diyor şey verdik diyor. Bak bunu düzeltirsen seni transfer edeceğiz. Bir de bedelli edecekler. Onu işte geliştirdi mi diye takip ediyoruz. Düşün, o kadar ince detayına bakıyorlar. Biz ama genelde işte Türkiye'de menajerler oyuncu sunuyor. Bir şekilde internetten bir şekilde bir video izliyorsun. Video izliyorsun. Genelde hep iyi hareketleri görülüyor. Ondan sonra oyuncu alıyorsun. Soru işareti. Bizim Jesse Hoca'nın bir videosunu izledim ben. Aman yarabbi dedim. Değil yani mi? Ben geçenlerde izledim. Düşün. Yani bu adama herhalde dedim biri beddua mı etti bize geldi bu ama tam geldi farklı ama. İşte mesela bakan bu örneği var. Bakan bu bilmiyorum hangi şekilde alındı, izlendi mi alındı veya biraz tesadüf mü alındı. Ama öyle oyuncular kazandırırsanız hem takıma çok büyük katkı sağlar hem de uzun vadede hep sürekli size gelir elde yani getirir. Hani öyle şekilde aldın, 3 yıllık anlaşma yap, 1 yıl sonra göndermeye kalk, gönderemiyorsun. Gönderirken parasını veriyorsun. Dünya kadar maliyetli olacak. Yani yazık, bu saatten sonra öyle bizim hata yapma lüksümüz yok. Onun için bu şekilde organize ettiğiniz zaman kulüp bir yerlere gelir. Yoksa günlük başarılarla bir yere gelemeyiz. Hani. Gelemiyoruz zaten. Evet, gelemeyiz. Her geçen gün geriye gidiyoruz diyebiliriz. Aslında çok fazla soru var. Yani ayıp da olur mu bilmiyorum ama arkadaşlarımıza. Fakat vaktimiz yok. Artık sonlandırmamız lazım yavaş yavaş. Haklarını helal etsin arkadaşlar. Helal etsin, elimizden geldiği kadar genelde hepsine girersek genelde arkadaşlarımızın sorunlarını bir şekilde cevaplamaya çalıştık. Evet. Bazı sorular ortak zaten. Onları oradan cevap almış gibi hissetsinler kendilerini. Bir isimlerini şöyle sayalım istersen en azından. Sağ olsun, genellikle zaten sorular işte ileride teknik direktör veya kulüplere gidiyor. Evet. Ben kendim ifade ettim. En büyük isteğim, hayalim inşallah kısmet olur. Onun için kendimi hazırlıyorum ve fırsat ve o bana layık görüldüğü zaman da inşallah değerlendirmek istiyorum. Bunu da yaparken sırf yapmak için değil, başarılı olmak için yapmak istiyorum. Tabii bunu zaman gösterecek. İnşallah bize de kısmet olur. Peki veda edelim o zaman. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kaptan. İnşallah daha iyi günlerde
daha güzel şeyler konuşuruz. Ben çok keyif aldım gerçekten. Başkanın da dediği gibi bacakları şöyle ata ata koyduk. İnşallah öyle de oturmak kısmet olur. Dediğim gibi şu anki süreçte maalesef sıkıntı ama ben buradan taraftarlarıma bana söz hakkı verirsen bir şey iletmek lütfen istiyorum. Lütfen. Biz hani Bursaspor'un taraftarın en büyük özelliği bir tezahürat var ya, iyi günde kötü günde hep beraberiz de. Gerçekten özellikle şu an önümüzde bir Kasımpaşa maçı var. Çok önemli bir maç arkadaşlar. Gidelim. Biz gereken desteği, gereken tezahüratları verelim futbolcu grubuna. Ne kadar da belki istenmeyen belki bir futbol sahada seviniyor ve istenmeyen sonuçlar alınıyorsa ama başka bir Bursaspor yok arkadaşlar. Gidelim. Havalar da güzel. Gidelim biz takımımıza sahip çıkalım. Takım da inşallah bu sıkıntılı süreçten çıkar ve ondan sonra herkes şapkasını önüne koyar. Futbolcusu önüne koyar, hocası önüne koyar, yöneticisi önüne koyar. Bunun değerlendirmesi yapılır ama şimdi şu an kimsenin takıma, yönetime küsme hakkı yok arkadaşlar. Şu an destek zamanı, daha zaman var. Şu an çok büyük sıkıntı yok ama bu sıkıntı büyümeden bir an önce buradan kurtulmak için biz ilk fırsatı değerlendirelim. Gidelim ilk maçımızda desteğimizi olalım. Ondan sonra inşallah gereken herkes şeyini alır, dersini çıkarır. Evet, sonuna kadar destek. Bırakmak İnşallah. Yok. Yani biz küme düştüğümüz zaman bıraktık mı öyle düşünelim. Ve şu an daha kritik durum, daha vahim. Çok para sıkıntısı var. Bir gidersek Allah muhafaza neler olur bilmiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Sağ ol. Çok onurlandırdın bizi. Size bana fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Her zaman burası senin mekanın. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun arkadaşlar.